Bence bizim meslekteki en sıkıntılı şeylerden biri bir kadına çocuğun olmaz demek. Ne düşünüyorsun abi? Doğru söylüyorsun. Çünkü yani o kadar enteresan durumlarda, o kadar enteresan öykülerde, o kadar enteresan yaşlarda gebelik oluşabiliyor ki hakikaten bazen hani böyle zincirlerle, prangalarla bağlanmış, duvara çakılmış birinin parçalayıp çıkması gibi hani olacağı varsa oluyor. Çok fazla bana hasta geliyor. İşte bana dediler ki işte çocuğun olmaz. Niye olmaz? İşte FSH değeri işte elinde 50. Şimdi böyle bir hasta geldiği zaman tabii ki senin alanın değil. Sen bu tarz hastalarla çok fazla ilgilenmiyorsun ama hani sen mesela nasıl konuşuyorsun? Hani neler söylüyorsun böyle bir hasta grubunda? Şimdi şöyle Emre, ben Elinde tabii... FSH ile gezip, FSH dediğimiz işte yumurtalık rezervini gösteren bir test biliyorsun. Çocuğum olmaz diye gezen bir ciddi bir grup var. Bu tür hastaları hekimler bana nasıl gönderiyor biliyor musun? Ameliyat için sadece. Tabii sen Ben ameliyat hayatında... yaptığım için gönderiyor. Nasıl mesela? Yumurta hasta grubunun çocuğu olmuyor. Çok büyük bir kisti var. Ameliyat eder misin? Veya çocuk olmamasının sebebi miyom. Bunu ameliyat eder misin doktor bey? Hekim bazlı bana gönderiyorlar. Ben onların ameliyatını yapıp videosunu ellerine Ya hastaya bu verip gönderiyorum. infertilite, kısırlık dediğimiz durumu tabii cerrahi kısmıyla seni Ben ilgilendiriyorsun. sadece cerrahi kısmı. Ben bir aracıyım sadece. Evet. Aslında o infertilite hastalarıyla sen uğraşıyorsun. Evet. Tabii ki şimdi bana da danışıyorlar ama benim bilgim senin kadar güncel değil. Yani biz o asistanlık döneminde yaptığımız, okuduğumuz bilgiler neticesinde şey yapıyorum. Tabii Hatta devam. bazı hastaları sana danışıyorum Evet, ben. devamlı Değil mi? değişen Emre protokoller, bunu ne devamlı. yapalım, nasıl hareket edelim diye sana danışıyorum. Tabii ki o hastaların aslında biraz benim hasta grubuna da benziyor o grup, değil mi? Evet yani Psikolojik yapıları. çaresizlik, Evet. tükenmişlik Evet. bir şekilde belki bana geldiğinde ben onun gördüğü 20. doktorum. Her seferinde yeni bir umut arayışı ve işte o umudun peşinde harcanan yüz binlerce lira, farklı illere gidilmesi, farklı ülkelere bile giden insanlar var. Yani bir şekilde çok başarılı bir örneğin bir doktor varmış. İşte çok böyle herkes gebe kalıyormuş. Oradan herkes gider yani. 1000 kilometre uzağa gider. Bu iş hakikaten böyle. Bir infertilite konusuna kısa bir girmek istiyorum. Zaten bu girişi onun Tek için bilgim ne yaptık. biliyor musun Atı? Aşılama, tüp bebek. Ya bu başlıkları biliyorum. Alt şeyleri çok şey yapmıyorum ama dediğim gibi ameliyat kısmıyla biraz uğraşıyorum tabii. Ama yine aracı olarak şey yapıyorum. Cerrahisini yaptıktan sonra bana ilgili hekimini hastayı refere ediyoruz. Biraz teorik kısmını seninle tartışmak iyi olacaktır. Hastalara faydalı olabilecek. İnfertilite ne demek mesela? Onun bana bir tanımını yapar isen hem ben de bilgilenirim hem hastalar bilgilenir. Benim için de çok iyi olur bu görüş. İnfertilite tanım olarak, kısırlık tanım olarak baktığımız zaman evli çiftin bir yıl düzenli ilişkiye rağmen gebe kalamama halidir. Bir yıl. Bir yıl. Şimdi burada bir yıl tabii tırnak içerisinde bir yıl. Neden? Çünkü kadının yaşına göre bu zamanı güncelleyebiliyoruz. Bizim için çocuk olma noktasında en önemli tek şey ne diye sorarsanız kadın yaşı. Bir o. En yukarıya onu yazalım. Çünkü doğurganlıkta en önemli şey kadın yaşı. Daha sonrası diğer şeyler geliyor. Yani en değerli şey kadın yaşı. Çünkü bir dişi hayata geldiği zaman belli bir yumurtalık sayısıyla doğuyor ve bu yumurtalık sayısını sonraki süreçte adet görmeye başladıkça devamlı kaybederek menopoza doğru bir süreç içerisine giriyor. Ama erkek de adolesan dediğimiz ergenlik çağına geçtikten sonra sperm üretimi başlıyor ve 72 günde bir devamlı bir sperm üretim durumu söz konusu. 80 yaşında da, 90 yaşında da, 150 yaşında da yaşarsa bir erkek Şanslı baba mıyız? kalabilir. Valla şanslı mı, şanssız mı bilmiyorum. Yani menopozun da belli noktalardan sonra kadın için koruyucu vasfı ortadan kalkıyor. Çünkü kadının hormonları biliyorsunuz kaplama hastalıkları açısından erkeklere göre onlara bir koruyucu rol üstleniyor. Ancak menopozdan sonra bu kaplama hastalıkları erkekte kadında eşitleniyor. Kadınlar aslında menopoza kadar erkekten daha şanslı gibi. Çünkü östrojenin koruyucu etkisinden dolayı ama menopozdan sonrasında bu kalp damar hastalıkları noktasında bir eşitlenme oluşuyor. Yaş demiştin. Evet, bir numara kadın yaşı. Çünkü ben gene bir benzetme üzerinden gitmek istiyorum. Benzetmeleri seviyorum. Dünyaya geldiğinizde cebinizde bir parayla doğuyorsunuz. Bir Ayşe doğuyor, cebinde 500 bin lira var. Fatma doğuyor, cebinde 1 milyon lira var. Hatice doğuyor, cebinde 100 bin lira var. Ve diyor ki bunu sen her ay 1000 lira harcayarak adet görmeye başladıktan sonra belli bir süre sonra menopoza gireceksin. Şimdi burada bir noktaya hemen çok küçük bir parantez açmak istiyorum. Her ay 1000 lira değil 5000 lira harcıyor bazı kadınlar. Nasıl? Sigara içerek. Burada yani yumurta rezervini çok bonkörce tüketiyorlar. Ve aslında en değerli şey yaş derken biz yumurta rezervinden bahsediyoruz. Yani yumurta rezervi zamanla azalan bir şey. Doğduğunda cebinde belli bir parayla doğuyor ve bu para vadesiz hesapta. Artan bir paradan bahsetmiyoruz. Bunu ekonomik bir şekilde kullanmak lazım. Tabii ki ailesel öykü önemli. Niye? Çünkü biri dedik 100 bin lirayla doğuyor, öbürü 500 bin lirayla doğuyor. Ailesel öykü zayıfsa bunu değiştiremeyiz. Teyzesi, annesi, ablası 40 yaşında menopoza girdiyse onun da girme ihtimali
çok yüksektir. Ama sigara içiyorsa tabii bunu 35'e çekebilir. Ama bir şekilde bunu öncelikle biliyor olmak lazım. Kadının yaşı çok önemli çünkü elindeki kapasite kısıtlı. Bir şekilde biz onu iyi zamanda aktif bir şekilde kullanmalıyız. Şimdi önce infertte tanıma dönecek olursak biz 35 yaş altında 1 yıl dedik korunmasız ilişki. 35-40 yaş arası 6 ay, 40 yaş üzeri 3 ay korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalınamama durumuna diyoruz. Yaşı buna göre sınıfladık. Aynen. Burada tamam. Yaş çok önemli. Tamam. Nedenlere bakacak olursak gene çok yani toplumda aslında kanayan bir yaradır bence bu. Erkeklerde bir sperm analizi vermeme düşüncesi var. Erkeğiz ya biz böyle şey kendimize bizde sıkıntı olmaz zaten. Kadındadır problem gibi böyle bir... Oranı kaç erkek mesela? İşte ona diyeceğim. Aslında %40 ya bir karpuzun ikiye yarılması gibi aslında %40 ve %40 kadın erkek ikiye ayrılır nedenler içerisinde. %20'yi açıklanamayan infertilite gibi bir grup var. Bir şekilde biz bunu ne kadına ne erkeğe neden bulamadığımız bir grup da var. Onu biraz da ayrı bir şekilde konuşalım. Yani aslında ortamın ikiye net bir şekilde hem kadın hem erkek nedenler olarak ayrılıyor. Ve erkek nedenlerini inceleme aslında o kadar basit ki. Yani bir spermiyogram testi veriyorsun ve erkek nedenini inceliyorsun. Ve bunu bile yapmaktan imtina eden erkekler var. Çünkü hani bunu bir işte gurur meselesi vesaire tarzına getiriyorlar. 4-5 sene çocuk incelemesine gidip sperm vermemiş çiftler var. Hekim devam ediyor mu bu tedaviye? Aşılama yapılmış, şey yapılmış yani çok enteresan. Çok yani güzel. Böyle işin bir algoritmasını, bir ABC'sini yapmadan tedavi protokolleri deneniyor. Şimdi birazdan söyleyeceğim bir rahim filmi çekmeden aşılamalar yapılıyor. Ya böyle enteresan yollardan geçen hastalar var. Erkek %40, kadın %40, %20 nedeni bilinmeyen açıklanamayan infertilite. Açıklanamayan infertilite tamamdır. Aynen. Şimdi burada biz tabii ki erkeğe çok basit. Bir spermiyogram. Üçüncü gün ilişki sonrası bir sperm analizini yaptıralım. Görelim spermde sıkıntı var mı yok mu? Erkeği çok kolay halledebiliyoruz ama dediğim gibi bazen bu konuda çok dirençle karşılaşabiliyoruz ve birazcık burada işte danışmanlık devreye giriyor. Ve bu noktada cesaretlendirmek ikna edici konuşmalarla mutlaka kırmadan şey yapmadan sperm analizine yönlendirmek. Kadında ise gene bir ikiye ayrılma. Erkeğe yırdık spermiyogram. Erkek çok basit. Erkeğin başka bir şey yok. Okey. Erkekte tamam. Tabii spermle ilgili sıkıntılar çıkarsa ürolojiye danışarak tamam. Orada da işte varikoseldir, şeydir, kullanılan ilaçlardır. Onların hepsinin sperm üzerine olumsuz etkileri olur. Kadına geldik. Kadında bakacak olursak yumurtlama ve tüple ilgili durumlar diye yine bir ikiye ayırma yapabiliriz. Yumurtlama ile ilgili problemler, tüple ilgili problemler. Önce tüpü bir konuşalım istersen. Şimdi tüp burada çok önemli. Bizim için çünkü tüp aslında hani İstanbul'daki işte Anadolu'da Avrupa köprüsü yakasını birbirine bağlayan işte Boğaziçi Köprüsü gibi düşünebiliriz. Aslında bir yoldur tüp. Sperm ve yumurtanın karşılaştığı ve yolculuk yaptığı bir yol. Ama o kadar çok farklı nedenlerle, işte sen hep ameliyat dedin az önce. Bir ameliyat geçirmiş hasta ile geçirmemiş hasta arasında karın içerisinde değil mi? Çok farklı. Yani o yapışıklıklar, o vücudun verdiği reaksiyon. Bir şekilde tüpler bu durumda çok hassas. Ve özellikle geçirilen ameliyatlar, geçirilmiş enfeksiyonlar tüplerin fonksiyonunu bozabiliyor. Hem tıkanıklıkların nedeni olabiliyor, hem bazen işte su toplayıp şişebiliyor, hidrosalpinks dediğimiz durumlar. Biz mutlaka tüplerin durumunu değerlendirmek normal istiyoruz. Normal işlev yapmasını bu anlattığın nedenler bozuyor. Normal işlev yap. Normal işlev ne? Normal işlev sperm ve yumurtanın yolda gelişim. Karşılaşıp ondan sonrasında döllenme tüpünün içerisinde gerçekleşiyor. Sonrasında beraber döllenmiş embriyonun gelip rahim içerisinde yuvalanıp yerleşmesi lazım. Yolu bozuyor yani. Yolu bozuyor. Yani tamam. Biz burada işte Boğaziçi Köprüsü'nde çatlak var, kırık var, göçük var ve ilerleyip arabayla gidemiyoruz. Bir şekilde o yolun düzgün olması lazım. Bir yıl geçti, spermine baktık erkeğin, genç yaştakine. Kadına ilk önce yollar açık mı diye bunu nasıl bakıyoruz peki tüplerin açık olup olmadığına? İşte rahim filmi burada rahim çok filmi önemli. Yapıyoruz. Şimdi rahim filmi biz ne zaman çekiyoruz? Adet bittikten 3 ila 5 gün sonra çektiğimiz bir yöntem. Tamam. Klasik olarak rahim içerisinde bir özel bir madde enjekte ediliyor ve bu esnada çeşitli filmlerde akciğer filmi gibi. Ağrılı bir işlem mi bu? Ağrılı bir işlem. Ağrılı bir işlem. Dolayısıyla birçok hastada bunu anestezi eşliğinde tercih ediyoruz. Yeni uyguladığımız birkaç metot var. Evet. Ultrason eşliğinde HICO-C denilen, normalde biz HSG, işte histerosalpingografi, bu bir grafidir ve işte özel bir maddeye verilerek radyoloji merkezlerine çekilir. Yeni daha güncel bir metot var. Bunu biz burada polikliniğimizde de uygulayabiliyoruz. Radyasyonsuz ve ağrısız bir şekilde ultrason eşliğinde tüplerin de geçirgenliğini gözlemleyebiliriz. Denedin mi? Burada birkaç hastamızı yaptık. Çok hastalar çok memnun kaldı. Çok etkili. Da etkili yani. Tamam, tüpler net bir şekilde ultrasonda görülebiliyor. Bir HSG muadilidir. Başarı oranında benzer olduğu söylenir. Yani tüplerin değerlendirilmesinde
Bu iki metodu hastaya sunabiliriz. Tercih edecek metoda göre ikisinden birini uygulayabiliriz. Hani klasik tamam. olarak LSG üzerinden hep gidiyoruz. Burada hem rayın içerisi hem de tüplerin durumunu rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Tüpler çok enteresan varlıklar. Bir şekilde içerisinde bu madde geçerken aslında spazma girip kendini kapatabiliyor. Rayın filmi çektiğimiz zaman tüpler açıksa açık. Ama kapalıysa %30 açık olabilir. Öyle mi? Tabii o yani o oranmış. Spazma girip kendini kapatma hadisesi bir yabancı pozitiflik aslında. O yüzden mi anesteziyle çekiyorsun? Anestezi biraz burada gevşeme noktasında o tüplerin spazmını engellediği doğrudur. Ancak yani tam %100 bunda başarı sağlanamayabilir. O yüzden tüpler tıkalıysa laparoskopiyle gerçekten tıkalı mı? Tıkalıysa ufak müdahalelerle, manipülasyonlarla açılabilir mi diye aslında bir doğrulama yapmamız da gerekiyor. Yani biz tüpleri Ryan filminde baktık, tüpler tıkalı, ondan sonrası direkt tüp bebeğe geçelim demiyoruz. Çünkü bu işlem esnasında reaksiyonel olarak tüpler kendini spazmla kapatmış da olabiliyor. Gerçekten kapalı mı? Kapalıysa tüpler açılabilir mi? Çünkü bazen ufak manipülasyonlarla açılabiliyor. Buna bir diğer bir alternatif olarak bakmak lazım. Şimdi bir diğer konu tüplerle ilgili durumu. Hani rahim filmi zaten burada çok önemli bizim için. Başlangıç tetkiklerinden bir tanesi. Mutlaka yapılması gereken bir tetkik. Peki, özür dilerim bir araya gireceğim. Rahim filmi tüpler dışında başka bir şey gösteriyor mu? Mesela... Tabii ki rahimin içerisinde bize zaten gözlemleme şansı veriyor. Rahimde şekil bozuklukları. Evet. Rahim içerisinde yer kaplayan oluşumlar. Özellikle polip. Bunlar da infertilitesi yapılıyor değil mi? Polip ve miyom gibi. Rahmin içerisinde yer kaplayan oluşumlar. Rahimde şekil bozuklukları çok sık gördüğümüz bir şey. Biliyorsunuz bu Müllerian anomaliler dediğimiz. Perde olabiliyor, çift başlı rahim gibi olabiliyor, iki rahim olabiliyor. Ben hep şöyle söylüyorum. Dünyada işte 3,5 milyar kadın varsa 3,5 milyon farklı rahim var. Yani hakikaten çok çeşitli varyasyonlar gösterebiliyor. Damarsal yapıları olarak, şekilsel olarak bir şekilde o kadar değişik bir organ ki varyasyonları. O kadar fazla olan bir organ ki. Ve özellikle gebelik sürecinde bu rahimdeki şekil bozuklukları gebeliğin hem oluşmasında hem seyrinde sıkıntılara yol açabiliyor. Özellikle erken doğum ve düşük gibi durumlara yol açabiliyor. O yüzden HSG bize bu noktada da bir avantaj sağlıyor. Aslında o zaman karşılaştığın hekim çok önemli değil mi? O kişinin karşılaştığı hekim, ilk muayene, anemnez bunları değerlendirip sonra gerekli tetkikleri istemesi aslında çok önemli değil mi? Tabii ki. Hastanın boşuna vakit kaybetmesi hasta için hem psikososyal açıdan, stres açısından değil mi? Evet. Bunlar hep çok önemli faktörler. İlk muayene çok önemli. Yani bu ilk başta bunların mutlaka yapılması gerekiyor. Yani bir spermiyogram dedik, bir rahim film dedik. Bunların mutlaka yapılması gerekiyor ki daha sonrasında işte aşılamadır, tüp bebektir, diğer farklı yöntemler konuşulur. Bunlar yapılmadan diğerlerine geçilmesi biraz böyle şey. Yani böyle ayağa yere basmayan, işte 3 basamaklı, 3 bacaklı bir masa gibi oluyor. Yani bir şekilde öncelikle temel şeylerimizi yapacağız. Sonrasında ilerleyeceğiz.